Merhabalar, Kırım Haber Ajansı ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bizlerle birlikte Uluslararası İlişkiler Uzmanı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Toğrul İsmail var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk sorum aslında Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geldiği nokta üzerinde olacak. Özellikle 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zafer ve ardından Şuşa Deklarasyonu ile birlikte Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde yeni bir döneme girildiğini söyleyebiliriz. Bu yeni sürecin içinde var olan enerji politikaları, var olan askeri işbirlikler, var olan sosyo-kültürel bağlamda birliktelikler, bunları nasıl değerlendirirsiniz? Çok teşekkür ederim. Aslında gerçekten de 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra, 44 günlük Vatan Savaşı'ndan sonra daha doğrusu, Şuşa beyannamesiyle birlikte ikili ilişkiler stratejik boyutta müttefiklik seviyesine geçti. Gerçi birçok, hatta Türkiye'de, Azerbaycan'da ve dünyada uzmanlar bunun ne olduğunu tam olarak böyle diyelim dert etmese de, yani onun tam oturuşmasa da böyle fikirde, ama işin gerçeği bu ki Türkiye-Azerbaycan hem bölgede hem uluslararası boyutta ilişkilerini müttefiklik seviyesine çıkararak ortak güvenlik meseleleri, ortak karşılıklı işbirliği ve sadece askeri boyutu değil, askeri stratejik boyutu değil, aynı zamanda ekonomik, demin dediğiniz gibi enerji boyutu, enerji hatları, nakil boyutu, ulaşım ve ulaştırma meselelerinin çözümü ve eğitim ve kültürel gelişmeler de, bunlar da uzakta değil. Yani mesela bu hamlelerin birinden eğitim örneğin en azından Azerbaycan'da ortak Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin kurulması, Türkiye'den Azerbaycan'a, Azerbaycan'dan Türkiye'ye eğitim görmek için gençlerin sayının artması ki yani Azerbaycan gençleri şu anda Türkiye'de en fazla eğitim gören, yani hem Türk dünyasından hem yabancı uyruklu statüsünde olan öğrenciler de 30 bin civarına çıktı, onu da söylemek gerekiyor. Yani bu tür meseleler tabii ki önemli bir boyuta gelmiştir. Ve son dönemlerde ikili anlaşmalar, mesela bugün Türkiye-Azerbaycan ilişkileri bir örnek oluşturuyor. Hatta Türk Devletler Teşkilatı'nın içinde de onun pekişmesi için bir kendine has bir özellik gibi bir örnek oluşturarak bir güven teşkil etmektedir. Bu da tabii ki birçoklarını memnun etmiyor. Yani bu maalesef hem dışarıda hem içeride belirli güçler var ki bu meseleyi gölge salmak için ellerinden geleni yapıyorlar ve bazen de oldukça yani kalitesiz bir şekilde açıklamaları görüyoruz. Maalesef bu realitedir. Özellikle son dönemlerde yaşanan gelişmeler, diğer meseleler, yani bu Orta Doğu'da yaşanan mesela özellikle Felestin-İsrail meselesinde, İsrail'in saldırıları çerçevesinde, yani bir nevi Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine gölge salınmak istiyor. Güya ki Azerbaycan İsrail'i savunuyor. Tamam, Karabağ Savaşı'nda 44 günlükte İsrail'den silah alındı, İsrail destek verdi ama silahları başka ülkeler satmıyordu. 907. madde vardı Amerikan uygulaması. Silah başka yerden alamazdı Azerbaycan. Ya Rusya, ya Ukrayna, ya Türkiye, ya da İsrail, ki karşılığı da beleş değildi, yani parasından alıyordu. Karabağ Savaşı döneminde de Türkiye'den sonra açık söylemek gerekirse İsrail Azerbaycan'a destek veren ülkelerin başında geldi. Bu ayrı bir konu. Bu tamamen başka bir konu ama son yaşanan gelişmeler doğrultusunda Azerbaycan da aynen Türkiye gibi uluslararası çerçevesinde o bölgede ikili devlet meselesini savunmakta, Türkiye'ye tam destek vermekte, Türkiye'nin yanında olduğunu, ister Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev olsun, ister Dışişleri Bakanlığı seviyesinde, her seviyede açıklanmıştır. Yani bunu dikkatle okumak, bilmek gerekiyor. Dediğim gibi öyle bir seviyeye geldik ki artık bölgesel sorunlarda bile ortak meseleler var. Yani bunu bir nevi anlamak gerekiyor. Uzmanların buna hassas yaklaşması var, dikkate alması gerekiyor. Çünkü aksi halde ciddi zarar vermiş oluyorlar bu tür ikili ilişkilere. Fırsat tanıyorlar başkalarının aleyhimize propaganda yapmasına. Bu ikili ilişkilerin geldiği son durumda artık bölgesel sorunlarda dahi Türkiye-Azerbaycan'ın ortak bir dış politika seyrettiğini söylediniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusu da böyle konulardan biri. Son zamanlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında ciddi bir temas mevcut. Ersin Tatar Bakü'yü ziyaret etti ve gerçekten bir devlet mentalitesiyle karşılaştı.
Bu bağlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkilerdeki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi daha öncelerde biz hatırlıyoruz, buralarda hep Türkiye'de Azerbaycan kökenli olduğumuzu bilince soru verirler ki Azerbaycan Kıbrıs'ı niye tanımıyor? Tabii ki Azerbaycan'ın ciddi bir sorunu vardı. Toprakların %20'si işgal altındaydı ve Azerbaycan çok da manevra yapamıyordu bu konuda. Türk Cumhuriyeti, ben Kuzey kelimesini çok sevmiyorum. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden olan ilişkilerde samimi, hatta bazen charter uçakları falan meseleler olsa da çok da gündeme getirilmiyordu, ihtiyatlı davranıyordu. Şimdi Azerbaycan toprak bütünlüğünü yeniden oluşturduktan sonra, işgalden kurtardıktan sonra eli daha güçlü. Öte yandan tabii ki Türkiye'de de siyaset değişti. Yani Kıbrıs'ın bir bağımsız devlet olarak tanınması hamleleri de gerçekleşti. Yani ilk hamlelerden biri, yine tekrar ederim, bu hem Azerbaycan hem Türkiye'nin istediği şekilde Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletler Teşkilatı'nda gözlemci statüde temsil edilmesi. Ki hatırlatalım, Macaristan da aynı statüde orada. Yani bu küçük bir mesele değil, büyük hamledi. Ve dikkate alsak ki Merkez Asya Türk Cumhuriyetleri, yani Türkistan coğrafyasında hassasiyet biraz farklı. Buna rağmen yani bu yaklaşım oldukça önemli bir adımdı. Yani bir nevi Kıbrıs Türk Devleti'nin tanınması yolunda de jure de olmasa de facto bir hamledir diyebiliriz. Öte yandan Azerbaycan çok ilgi gösteriyor. Kıbrıs'ta yaklaşma, devlet başkanının davet edilmesi özel. En son Türk Devlet Teşkilatı'nın gayri resmi toplantısında Şuşa'da Kıbrıs bayrağının yükseltilmesi. Hatta hatırlatayım, Avrupa Birliği'ni rahatsız etti bu mesele. Çünkü Macaristan aynı zamanda o dönemde başkanlık yapıyor Avrupa Birliği'ne. Ve böyle bir meselede hemen tepkiler ortaya çıktı. Ya ben üzüldüren meselelerden biri ki aynı tepkilerle birlikte Türkiye'mizde de, hatta bazen başka yerlerde de buna karşı, yani mesela Ermenistan Dışişleri Bakanı ile Kıbrıs Dışişleri Bakanı görüşerken orada da Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine belli bir anlamda laflar söylendi. Yani neredeyse hep işgalci, Karabağ sonunda işgal falan gibi meseleler de gündeme getirildi. Yani her hamlemiz, olumlu yönde hamlemiz bu antipropagandanın ortaya çıkmasına neden oldu. Maalesef dediğim gibi bu propaganda bazen Türkiye basınında da yanlış değerlendirerek çok yanlış şekilde ortaya çıkmaktadır. Azerbaycan son meselelerden biri Kıbrıs'ta açılan, mesela Azerbaycan evi var, çok sayıda Azerbaycanlı öğrenci de Kıbrıs'ta eğitim görmekte ve sadece Azerbaycan değil, diğer Türk devletlerinden de bağlantının artırılması meselesi söz konusudur. Kıbrıs'ın bir devlet olarak, Türk devleti olarak varlığında sürdürülmesi gerekiyor. Yani geçen mesela bir resmi televizyon kanalında da, belgeselde de söylediğim gibi, yani Çin gibi bir devleti 30 sene dünya tanımadı. Bu Çin'in bir devlet olarak varlığının olmadığı anlamına gelmez. Öte yandan tabii ki Kıbrıs'ın bir Türk devleti olarak varlığını bir önce bizim istememiz lazım. Kıbrıslı Türklerin istemesi lazım ki ondan sonra da bu devlet varlığını sürdürebilsin. Gelişmeler iyi yönde. Düşünüyorum ki bundan sonra, bu arada onu da söyleyeyim ki Macaristan'daki Türk kurultayında da çok burada geçiriliyor. Orada da Kıbrıs bayrağı açık şekilde törenlerde dalgalanmaya başladı. Bu önemli meselelerden biridir. Artık Kıbrıs'ın bir Türk Cumhuriyeti olarak Türklerin zihninde varoluşu meselesini çözmüş bulunmaktayız diye düşünüyorum. Bundan sonraki hamleler tabii ki bu devletin nasıl daha kendini kanıtlaması diye. Gerçi kanıtlanmış da daha ayakta güçlü şekilde durması meselesidir. Bu için de ekonomik gelişme çok önemlidir. Yani sadece Türkiye'nin desteği değil, Türk devletlerinin desteği de çok önemlidir. Yani jeopolitik gelişmelerde aslında bir nevi faydalanmakta, yani işimize yarıyor da bundan faydalanmakta yarar vardır diyebilirim. Şimdi Orta Doğu'daki gelişmeler aslında son dönemde iyice hararetlendi. Bölgede bir teyakkuz durumu mevcut. Özellikle Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da hemen Pezeşkiyan'ın töreninin ardından infaz edilmesiyle birlikte işler daha da aslında kızıştı. Fakat son dönemde ortaya çıkan basındaki haberlerde Haniye'ye yönelik saldırının Azerbaycan üzerinden gerçekleştiği iddia ediliyordu.
Fakat sonraki araştırmalarda hem Batı medyasının hem İran yapısının, devlet bürokrasisinin olsun, burada aslında gerçeğin tam tersi. Azerbaycan üzerinden değil, İsrail tarafından direkt bir atışla kendisinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Peki bu dezenformasyonun tam olarak nedeni nedir? Neden Azerbaycan bu konu bağlamında hedef gösteriliyor? Şimdi şöyle, maalesef televizyonlarda ve basında çoğu zaman ya alanın uzmanı olmayan ya da ki direkt İran yanlısı gözüken veya da başka güçlere bağlı kişilerin konuşmaları var. Yani bunlardan biri uzun süre Rusya Kıbrıs'ı tanıyacak, Türkiye Kırım'ı tanısın. Yani en saçma yaklaşımlardan biriydi. Çünkü Kırım bir işgal olunmuş bir arazidir. Kıbrıs meselesinde ise Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukukunu kullanmış. Yani bir nevi işgalciyle uluslararası hukuku hayata geçirmiş bir ülkeyi eşit tutmak oldukça mantıksız ve akla zarar. Yani hatta Rusya tanısmak istese böyle Kıbrıs'ı, Türkiye'nin hayır gerek yok, bu bir nevi kaba usulsa ayı hizmeti gibi bir şey olur. Yani kaş düzelttiğimiz yerde gözü çıkarmak gibi bir şey. Böyle şeyler, söylemler çok. Maalesef son olaylarda da yaşanan hadiselerden biri. Şimdi ben bunu hayanet olarak değil, bir nevi deneyimsiz, tecrübesizlik veya sensasyondan peşinden koşarak bu tür söylemler olarak görüyor. Yani kimin ne söylediğinden de iyi haberimiz var. Kimlerdir, neye hizmet ediyorlar, amaçları nedir bilinmektedir. Bir kere Azerbaycan Türkiye'nin demin de dediğimiz gibi müttefiki. Siz müttefiki zan altına bırakamazsınız. Yani kanıtlanmamış bir meselede herhangi bir ülkenin ismi çekilmeyip Azerbaycan'ın çekilmesi, bu bilinçli şekilde Azerbaycan'ı hedef haline getirmesi demektir. Bu hem İran'ın, hem İsrail'in, hem de başka güçlerin değirmenine su dökmek gibi bir meseledir. Yani Azerbaycan arazisini hiçbir zaman başka üçüncü ülkeye açık ilan etmedi. Hatırlatmak istiyorum, daha önce de Batılı basında yok Azerbaycan kendi arazisini İsrail'e hava üssü kuracak, diğer şeyler kuracak. Ve unutuyorlar ki Azerbaycan aynı zamanda Bağımsızlar Harekatı'na başçılık, öncülük yapmaktadır. Ve bu nedenle de karışamaz böyle bir şeylere. Arazisine de müsaade etmiyor. Yani Azerbaycan Türkiye ile müttefik olmasına rağmen Türkiye'nin böyle askeri üssü yok. Çünkü Türkiye aynı zamanda bir NATO üyesi. Bu dengeleri koruyor. Öte yandan Rusya'nın da askeri üssü yok Azerbaycan'da. 93'te bu Rus askeri sonuna kadar ilk olarak çıkarıldı. Daha sonra Elçi Bey hakimiyeti döneminde, daha sonra da Haydar Ali döneminde Gebeler radikalizasyonundan da tamamen çıkarıldı. En son Karabağ meselesinde anlaşmalı barış gücü girmişti. O da Sayın İlham Aliyev'in döneminde Türkiye'nin de manevi desteğiyle uzaklaştırıldı ve sorun çözüldü. Yani Azerbaycan arasında herhangi bir üçüncü ülkenin askeri gücü ve üssü söz konusu değildir. Öte yandan son teknolojilerde hangi uçak nereden uçtuğunu açık net şekilde görebilirsin ve bu meseleyle herkesi suçlamak olur ve oldukça bana göre, çok özür dilerim, saçma bir yaklaşım. Yani Irak hava sahası en kontrolsüz hava sahasıdır. Yani özellikle Irak'ın kuzeyi, Suriye kontrol ediliyor mu? Kontrol edilmiyor. Öte yandan yani bu değişik yöntemler de kullanabilir. Şu anda teknoloji o kadar gelişmiş diyebiliriz. Ve son olarak ne oldu? Açıklandı ki direkt İran üzerinden hedefle vurulmuş ve İran'ın içerisinde tutuklamalar var. Bir nevi istihbarat zafiyatı ve ajanlık dolayısıyla. Yani bu tür söylemler hem çok sorumsuzca, hedef altına almakta ve ciddi problemler yaratma. Öte yandan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ki biz Karabağ'a girdiğimiz gibi, Libya'ya girdiğimiz gibi bu meselede de İsrail meselesini çöz. Onu da farklı yorumlayarak sanki Türkiye bir askeri güç olarak Azerbaycan'a girdi veya Libya'ya girdi, öyle şey söz konusu değildir. Yani bunu bilinçli yaparak yine bir nevi şeyi bozmaya çalışıyorlar kamuoyu içerisinde. O zaman Azerbaycan'ın 3.000 şehidi nereden çıktı? Bu bir. Azerbaycan ordusu yok mu? O ikinci soru. Öte yandan en önemli mesele, bak burada hassasiyet ortaya çıkıyor. Daha önce Fransa ve bazı dış ülkelerin
Karabağ meselesinde Türkiye'nin ve değişik Orta Doğu'dan terör gruplarını kullandığına dair iddialar vardı ki Sayın hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev bunu reddetti, soru verdi kanıtla. Aynı zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı ve yönetimi de dedi ki kanıtlayın. Yani bunu öyle değiştirerek öyle bir oyuna çeviriyorlar ki iki ülke arasındaki dengeler bozulsun. Bunun da sebebi oldukça nettir. Orta Doğu'da yaşanan dengelerde sadece düşünmeyin ki yani Irak, Suriye, İran'da değişim veya Türkiye üzerinde aynı zamanda Güney Kafkaslar'da da dengelerde değişmeye çalışıyorlar. Nedir bu dengeler? Azerbaycan, Türkiye ittifakı var. Buna güçlü bir ittifaktır. Güney Kafkaslar'da bu ittifak olmadan herhangi bir sözün geçirilmesi imkansızdır. O nedenle bu ittifak içerisine bir nevi yani bir hancer sokarak bölmeye, bozmaya ki başaramazlar. O ayrı bir konu. Öte yandan dikkat ediyorsunuz. Gürcistan'da yaşanan olaylar, Gürcistan'ı Batı cezalandırmaya başlanıyor aldığı kararlardan dolayı. Ama Rusya'nın müttefiki olan, Rusya'nın askeri koalisyonunda yer alan Ermenistan sanki Batı yanlısıdır diye hem para veriliyor, hem teşvik ediliyor, hem de silahlandırılıyor. Yani bunu bilmeyen uzmanlar, tırnak arası dediğim, televizyonda bu tür saçma sapan, yine özür dilerim bu ifademe göre, ifadeler kullanabilirler. Bu sorumsuzluktur. Öte yandan bu tür hedeflerin belirtilmesi bile sorumsuzluğun en başında gelir. Çünkü elinde bir kanıt yoksa bunun söylenmesi doğru değildir. Yani bir sorum, yani nasıl diyeyim, bunun hatta hukuki boyutu var yani. Ciddi bir şekilde sorumsuzluktur. Hocam son olarak Zengezur Koridoru'nu sormak istiyorum. Yani Hamaney'in bir açıklaması vardı garantörlük üzerinden ve İran Başkonsolosluk açtı bölgede. Bunu da bize kısaca anlatabilir misiniz acaba? Çok teşekkür ederim. Zengezur meselesi Azerbaycan ve Türkiye'nin istediği şekilde hallolunacak. İran son hamleler ve çabalarını gösterdi. Hiç tavrını da değişmedi. İran bu koridorun açılmasını kendine tehdit olarak görüyor. Çünkü hem Türkiye-Azerbaycan birleşecek Turan yolu söylediğimiz bir, aslında Turan da kelimesi biraz doğru değil. Türk yolu desek Türkeli yolu daha doğrusudur. Türk Birliği yolu da ifade edebiliriz. Alternatif bir yoldur. Yani Türkiye-Azerbaycan'ın Gürcistan üzerinde Bakü-Tiflis-Kars demir yolu da hizmet ediyor. Bu yolda açılırsa alternatif çok güçlü birliktelik yol var. Azerbaycan'ın talepleri oldukça mantıklı, doğrudur. Ben düşünüyorum ki Ermenistan'ın başka çaresi yok. Artık hem Rusya hem Batılı devletlerde de bu konuda, yani Türkiye müttefik olduğu için ismini çekmedim. Tabii ki Türkiye'nin de bilgisi dahilinde. Bu tür gelişmeler yaşanmaktadır. Bunu da hatırlayayım ki sınırların açılması meselesinde Ermenistan da demagoji yapıyor. Türkiye-Ermenistan sınırlarının. Türkiye'nin açık ve net cevabı hem Cumhurbaşkanı seviyesinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan hem Dışişleri Bakanı'nın seviyesinde Sayın Hakan Fidan'da açıklamaları, Azerbaycan'la mesele çözülmeden Türkiye-Ermenistan sınırı da açılmayacak. Bunu da herkese tekrar bildirmek gerekiyor ki bu tür meselelerde kendi kafanızdan ve kendi duygularınız değil, işin gerçeğinde üst düzeyde yani devlet başkanları seviyesinde veyahut Dışişleri Bakanları seviyesinde yapılan açıklamalar ve görülen işler üzerinden konuşmak gerekiyor. Tabii ki İran Zengezur Koridoru'nun direkt açılmasına karşıdır. Kendi çıkarlarını dikkate alarak söylüyor ama her zaman söylemler gerçekleşmiyor. Ermenistan biraz uzatmaya çalışsa da mesele Azerbaycan ve Türkiye'nin talep ettiği şekilde çözülecektir diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bize verdiğiniz izlemek için. Bugün Kırım Haber Ajansı ekranlarında uluslararası ilişkiler uzmanı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Toğrul İsmail bize Azerbaycan'ın son durumu, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri üzerine bir açıklama verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.